taksicilik sistemi içerisinde biraz yolcu seçme, yol seçme, kısa mesafede almama, dolayısıyla %50 oranında yaklaşık olarak taksinin yolcu almaması konusunda şikayetleri görüyoruz. Bunda herhalde artık İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili hem medyada görüyoruz çok fazla konu, hem burada konuşuyoruz. Zaten burada da dile getirildi, ifade edildi. İstanbul'da taksiyle ilgili bir sorun var. Bu ısrarla aslında getiriyoruz biz UKOME'de. Bu konuları konuşuyoruz ve bu çözmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani bu kurulun görevleri arasında İstanbul'da taksi sorununu çözmek olduğunu düşünüyoruz ve bunu burada çözeceğiz. İkinci konu İstanbul'daki taksi sayısı. Bunu da aslında defalarca konuştuk ama 1990 yılından beri İstanbul'da taksi sayısı artmamış durumda, sabit kalmış durumda. Buna karşılık nüfusa baktığımızda, bu grafiği daha önce de paylaşmıştık, iki katından fazla nüfus artmış durumda İstanbul'da ama taksi sayısı 1990 yılından beri yaklaşık 30 yıldır sabit. Sadece nüfus değil, başka kriterleri de değerlendiriyoruz ama bu bir örnek olsun diye bunu buraya koyuyoruz. İstanbul'daki turist sayısı da giderek artmış durumda. Şu anda İstanbul'a 2018 yılı verilerine göre 13 milyon turist geliyor İstanbul'a. Turist sayısı artıyor şehirde, hareketlilik artıyor. Ekonomik anlamdaki konular artıyor, ihtiyaç artıyor ama taksi sayısı bir türlü artmıyor. Dolayısıyla bu çok net İstanbul'da bir taksi ihtiyacı, taksi sayısının arttırılması ihtiyacı zaten kendini gösteriyor. Bu dönem keşfedilmiş bir şey değil bu arada. Yani bizden önce yapılan çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde yapılan çalışmalarda da taksi sayısının az olduğu, ihtiyaç olduğu raporlanmış durumda. Bu raporu daha önce paylaşmıştık ama yeniden de göstermek de isterim. Bu rapor 2015 yılında hazırlanmış ve 2018 yılında yayınlanmış bir rapor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde hazırlanmış bir rapor. Büyükşehir Belediye'miz bol bol PR yaptırdı. Biraz önce de Sayın Ulaşım Daire Başkanımız ifade ediyor. Israrlı bir şekilde sürekli getiriyoruz. Bu ısrarla beraber sürekli para harcanarak billboardlarda, ulusal basında, yandaş medyada sürekli PR yapılıp taksi kötüdür diyerek algı yapıldı. Ve halkla bizi düşman ettiniz, bunu başardınız, sizi tebrik ediyorum. Bu çalışmayı teknolojiye harcasaydınız biz burada bu sorunları konuşmayacaktık. Sayın Belediye Başkanımıza ve bu heyete teşekkür etmiş olacaktık. Şimdi biraz önce Sayın Ulaşım Daire Başkanımız TETAŞ verilerini açıkladı. Ben de İstanbul'da başka bir taksimetrenin verilerini getirdim. Buradaki doluluk oranları oranın yarısı kadar. Neden bu verileri ortaya koyuyorsunuz? Geçenlerde sordum. Sayın Başkanım dedim, bu firmayla bir ticari ilişkiniz var mı dedim. Cevap alamadım. Ama diğer firmadan verileri aldım. Verileri size verebilirim. Veriler yarı yarıya farklı. Çünkü bu TETAŞ firmasıyla Büyükşehir Belediye'miz duyduğumuza göre bir ticari anlaşma yapmış. Bu firmadan ilk veriyi alan sizdiniz. Siz o firmadan aldınız diye biz de o firmadan aldık. Tamam başkanım. Peki, ben sizin sözünüzü hiç kesmedim. Şimdi burada özellikle 10 kez gündeme getirdiğimiz taksi konusunun bugün İstanbul'un talebi doğrultusunda olumlu sonuçlanacağına inancımızı ifade etmek istiyoruz. Sokağın tansiyonunu her gün yaşayanlar olarak halkımızla taksi esnafımız arasındaki bu tansiyonun toplumsal travmaya dönüşmemesi adına bir kez daha konunun olumlu sonuçlanabilmesi adına huzurlarınıza getirdiğimizi ifade ediyor. Önergeyi geldiği şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler 10. kez oy çokluğuyla reddedilmiştir. Teşekkür ederim.